Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah? Haliniz, hatiniz iyidir canlar. Ben bugün canlarım ne pişirecek diye sorarsanız şöyle. Pişmiş yarma arkadaşlar, keşkeklik yarmamla nohutu haşladım, dolaba atıverdim. Buraya da biraz kuşbaşı çıkarttım. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Çorbasını yapacağım arkadaşlar, keşkek çorbası. Bir kafa soğan hemen şöyle dibine güzelce doğrayıvereyim. Ondan sonra büyük yere koyacağım. Ben biliyorsunuz biraz sabırsızım arkadaşlar bu konuda. Arkadaşlar yağmurumuz ilk defa akşam bir güzel yağdı. Ondan önceki gün yağdı. Hafif serpiştirdi akşam. Siz duymamışsınız. Çok az yağdı geçti. Yok çok az, daha akşam güzel yağdı. Akşam nasıl esti? Dilekin gel gittik ya. Biliyorum. Pıtır 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 komşuya gittik arkadaşlar. Komşular vardı. Oturmaya gittik çay içmeye. Dün beni tek bıraktılar arkadaşlar evde. Öyle oldu. Ne yapalım? He. Ben de tek gittim sen gidince. He, ben de arkadaşlar dün çocukları gördüm. Arkadaşlara söyledim zaten dedim. Elif dedim yok tek başımayım dedim. Eşim suya gitti dedim. Gülcan işte dedim. Kusura bakmayın dedim. Video dedim nasıl çektim nasıl çekemedim. Boyumu koydum ama arkadaşlar bazen kendi kendime şey yapamıyorum. Hani bir şeyler yapmaya uğraşıyorum bilmiyorum. Boyum çıkıyor mu, bosum çıkıyor mu? Sesim bazen sesimi verebiliyorum arkadaşlar onda değil. Sesimi, sesimi kendi görüntüm yok ama bazen arada sesim var arkadaşlar. Bilmiyorum sesim de size yeterli mi yeter mi? Bilmiyorum canlar sizler ne yapıyorsunuz, sizler ne diyorsunuz? Sizler ne pişiriyorsunuz, ne yiyorsunuz canlar? Güzel yorumlarımız için de teşekkür ediyorum canlarım. Ben de sizleri çok çok seviyorum. Şimdi soğan. Yağsını koymamışım daha. Yağsını koyacağım yavrum. Soğan bitsin de. Şimdi bir de büyük kiral vereceğim. Anam bu biraz sabırsız. Bilmiyor musun bunu? Zaten çabuk pişer. Pişmiş olacağı için. Kaç dakika pişireceğim? He? Etin pişmesini bekleyeceğim herhalde. Yani yarım saat iyi göstersin. Tamam. Yarım saat pişireceğim. Yarım saat iyice. Et şimdi zaten 20 dakikada pişen bir şey, o yüzden dedim. Keşkeğinle nohutunda pişmiş ya. Keşkekle nohutta pişmiş ya, o yüzden dolayı dedim. İyice çorba olacak zaten keşkek. Şey değil yani, keşkeğin kendisi yani arkadaşlar. Çorbası, keşkekli mahkeme. Biraz sulu olacak arkadaşlar. Sulu, çorbasını yapacağım dedim ya yavrum. Şimdi. Hava da bugün biraz güne göre daha iyi, güneşli. Bugün hava gerçekten... Akşam yağmur yağdı ya, ortalık biraz arkadaşlar sen şeydi yani. Yumuşatmış. Böyle deyim dışarı çıkıverdim. Şimdi kedilere, tavuklara gittim. Bir de bahçeye dolandım arkadaşlar. Bahçede neden böyle yok, ben ne yok diye. Baktım camdan gözüme bahçe yağmur yiyince güzel ışıladı. Hatice durar mı? Hemen gidiverdim arkadaşlar. Gerçekten bahçemi bilmiyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Belki hani bana kuracağını bilmiyorum. Ben aslında hiç istemiyorum. Diyorlar ki sen burada durursan biraz Hatice bizlere rumah edersin diyorlar. Sen durmuyor diyorlar. Ben de söz diyorum. Her seneki gibi fazla çalışmam diyorum. Şöyle dikildiğim yerden diyorum, sene diyorum, şöyle diyorum. Kazmayla diyorum, şey yaparım. Bir de diyorum dikerken şimdi nasıl akşam dilek yengeyi dedi şimdi bizlere ahmetin dedi. Babam hani borular çektiği su borları var ya yavrum. Onu mesela şu boru ya şöyle almayacağım, şuradan tohum edeceğim, şey yapacağım, böyle böyle boruyla. Bu yöntem daha iyiymiş kızım, bence. Ama senin düz yerde de yürümen lazım. Düz farkı bahçe bayır mısın yavrum, bayır derken. Sen yine rahat durmasın. Yok dururum, dururum. Önceki gibi etmem yavrum. Vallahi etmem. Arkadaşlar, annem buradan gideceğiz diye biraz ondan tedirgin. Çok arkadaşlar, inan bahçeyi o kadar... Heveslerinin o kadar merak varına inan. Ben bilmiyorum. Hep hedefim arkadaşlar, hedef dediğim. Yani aklımda hep böyle bir bahçe gerçekten hayalim vardı. Çok seviyorum böyle bahçede arkadaşlar. Böyle güllerle olsun, bahçeyle oynamayı olsun. Arkadaşlar yemek tarifi değil bu sizce. Ben konuşacağım. Çenem açıldı bu. İçerisine yağını koyduk, soğanını koyduk. Kuşbaşı etini koyduk arkadaşlar. Burada da haşlanmış olduğu yarması, yarma mı oluyor? Keşkek. Keşkek, nohutu, salçası, tuzu. Ondan sonra içine karabiber koy, ister pul biber koy.
Genelde salata, yeşil biberle domatesle doğranabiliyor. Ben öyle pek tadını biraz daha farklı buluyorum. Böyle daha lezzet buluyor bence. Allah arkadaşlar gerçekten bunun şurasında ne diyeyim size, Ocak, Şubat, Mart, Nisan geldi yani onun için ekleyip şimdi gözüm bir şerbiş. Ondan sonra karabakla gittiğim hani görmeden değil baktım ve katlanmış. Ya görmeden diyor arkadaşlar, sözde uslu duracak. Çeceğim canım uslu, her zaman gibi içinde durmayacağım. Ya yani ya. Şöyle, öyle vallahi akşama kadar durmayacağım, söz diyorum. Yani fazla içinde ha, bir saat bile gireceğim. Vallahi öyle yok. Sen şimdi korkudan diyorsun. Arkadaşlar emin olun, yaz gelsin. Annem o bahçeden çıkmaz. Arkadaşlar eşime diyorum ki, Ali diyorum, sen de bir iş bul, çalış diyorum, beni de buraya bırak diyorum. Ne diyorum ben diyorum, şöyle bahçede diyorum, git şöyle dolanayım, o şöyle başına diyorum, sandalyeyi alayım diyorum. Çay gene semaverimi yahayım diyorum, bir bardak çayımı başında içeyim diyorum. Bahçede ya da şöyle diyorum, otoğum yerden bakayım diyorum. Ben dairede şimdi nereye bakacağım arkadaşlar? Vallahi neredeyse o kadar zorlanıyorum. Yani ağlayacağım geliyor. Utanmasam ağlayacağım da bu durumda bu derecedeyim arkadaşlar. Kaylan camla şöyle dikeyim. Kaylan şöyle o yanına git. Aynı, arkadaşlar hani yumurtlayacak tavuklar olur ya, onda daha bir şey yok. Yanmaz mı Altaçak? Aynı yumurtlayacak tavukların yumurtası kendine hani böyle gelirler ya sağa sol. Beni de öyle diyecek ve camdan. Hapis. Bu kadar böyle öldüğüyle. Aslında ben tam oraya tıkarlarsa arkadaşlar 20 senelik ömrüm varsa vallahi 10 seneye düşer onda değil de. Kusura bakmayın, bu yine dertlendim arkadaşlar. Şimdi evet salçamı yavrum. Bir açayım sana salçamı. Şöyle. O da yapmış olduğun salça. Bu salça. Allah Allah, niye açılmadın? Açıp salçası. Bu salça mı? Bu salça bu iki de açıyorum. Geçen seneki salçan mı? Bu geçen seneden kalma. Aa, o da çok güzel. Evet. Önceki senenin salçanı. O biraz daha sanki koyu öbürlerine göre. O biraz daha aynen. Koyu. Salçanın da koyu mu? Salçanın şöyle bir evreceğim. Evreceğim iyice. Geriden salçasını, salçalı güzel olur. Salçasına kaçınmadım yavrum. Ama içine karabiber yakışır değil, biliyorum. Biliyor musun ben bunu? Yakışır. Zaten babam bunu içmez ki. Ben biliyorum. Belli mi olur? Belki zamanında içmez. Zamanında ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Eşim neden içmiyor bu çorbayı, sevmiyor? Zamanında kaynanam bir tencere. Kaynanam pişirmiş. Kaynanam görmeden koca tencerenin başına geçiyor. Çalıyor başlıyor, çalıyor başlıyor. Bir tencere. Kaynanam bir tencereyi açıyor ki. Dumduruyor, ikicik suyu kalmış. Buna kim geldi? Fasulye yemeğine etmiş onu daha. Yedim yedim zamanında diyor. Şimdi diyor midem bulanıyor diyor. Ama şey, keşke şöyle etli bol güzel yapılırsa, lezzet olursa gene yiyor. Yemiyor değil aslında. Şimdi hemen uydu yaktım. Onu da koyalım bir diye. Onu koydum, şimdi suyunu koy, seni aşağı iner. Kaynar su arkadaşlar. Şimdi şöyle. Zaten çıkıp bak olacak mı? Güzel oluyor. Ben seviyorum. Bilmez İsteyen bakalım. Arkadaşlar içerisinde kemikli et de koyabilir. Kemikli et de güzel yakışıyor. Aynen öyle. Kemikli et de daha güzel oluyor tabii. Şimdi o içine düşecek. Heh. Ben de yardım edeyim diyorum. Şimdi karıştıracağım. Güzelce şöyle. Annen ne de yapıyordu kızım? Mis gibi gözüküyor şu an. Şimdi şöylece çözülecek. Çorbası şöyle güzelce mis gibi dedim. Biraz da içine yine şöyle. Olmazsa olmazı bizim evin karabiberi. Karabiber tat veriyor kızım. Giyen tabağına pul biber de ekler. Yani biraz ekleyebilir. Belki karabiberini az bulacağız. Şey yiyor kızım. Fazla da şey yapmayayım. Suyu yiyordum. Suyu mu? Yarım saat. Yarım saat şöyle. Kaynasın. Soğanlar da iyice yakmışım böyle herhalde. Yakmışım mı? Yansın. Köşelerinde kalanlar herhalde. Mahsus yaktım. Niye değil? Sorarsan. Arkadaşlara dedim hani görürlerse ben onların soğan olduğunu. Şunlar mı diyorum? Aynen. Soğan he? Kıyısı yandı. Yansın, bir şey olmaz. Arkadaşlar canlarım. Düdüklünün havasını alıverdik. Bakalım çorbamız, keşke çorbamız ne durumda. İnşallah hele pat demez. Yok demez. Havasını aldık da. Şimdi şöylece...
Görünüşte güzel olmuş. Ama tatlı tuzu nasıl bilmeyeyim. Oo, tam şeyinde olmuş kızım. Tam kıvamında olmuş kıvamında arkadaşlar. Güzel olmuş. Gayet kıvamı güzel. Aynı keşkek gibi olmuş. Teme. Keşkek zaten. Yok yok. Biraz daha tur yapacak ya sözde. Dur zaten, bunu bu şekilde sıcak sıcak yiyeceksin. Bekleyince arkadaşlar kıvamlı özde olduğu için hemen koyulaşıveriyor aslında. Hemen şimdi keşkek de kıvamlı, çok güzel. Tencereye boşaltıvereceğim. Ondan sonra da tutuklumu yakacağım. Arkadaşlar annem boşaltırken etçik döktü. O yüzden bana diyor ki benim beceriksizliğimi çekme çekme kapat dedi. Arkadaşlar bazen dokuveriyorum. Olur öyle. İyi oldu ama güzel oldu. Hemen. Gayet kıvamlı. Hazır arkadaşlar haşlanmış. Duvallarıma bir baksana anan et hale getirdim. Dedim ya arkadaşlar, o yüzden kapat kapat diye bağladım. Güzel çok oldu. Güzel olmuş. Bu da böyle sıcak sıcak arkadaşlar. Gel şimdi bir tas kur. Arkadaşlar. Biberini de koyacağımız. Öğleni beklemez. Olur. Güzel olmuş. Öğlen oldu zaten. Ne oldu? Yok yok, yediydik ya onu diyorum. Beklemez diyorum. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Eline koluna sağlık hani. Bunu kemiğinden de yapabilirsiniz. Akşamdan ıslatıp da hepsini bir koyabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz yapabilirsiniz. Ben böyle keşke dediğim gibi çorbası dedim olsun dedim. Ecik keşke kaçmış ama yapacak bir şey yok. Canlarım benim. Böyle de bir videomun sonuna geldik. Umarım keşkek çorbamı bağlısınız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım benim. Hoşçakalın arkadaşlar.